Merhaba arkadaşlar. Mersin Üniversitesi Erdem Uygulama Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu'nun Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemlerine ait 701-8002 ve OSD-8006 kodlu Bilgisayar Ağ Güvenliği dersin 3. haftasına başlıyoruz. Geçen dersimizde özellikle ders içeriğini anlattık. Güvenlik, tehdit, açık ve saldırı kavramlarından bahsettik. Güvenlik ve güvenlik politikasından bahsettik arkadaşlar. Özellikle tehdit ve tehdit tanımlama, risk değerlendirme sürecinde özet olarak bu resmi kullanmıştık. Bir tehdidin ve tehlikenin tanımlanması, güvenlik politikasının belirlenmesindeki birinci aşamaydı. Daha sonra tehdit ve tehlikelerin kıymetlendirilmesi, yani hangi tehdit durumu bize daha çok zarar verir, bunun zararı ne kadar oluşur gibi bir kıymetlendirme yapılması gerekiyor. Kabiliyetler ve hedeflerin analiz edilmesi gerekiyor. Uygulanabilir hedefler oluşturuluyor ve hedefler uygulamaya konuluyor ve bu geri dönüş olarak da sürekli bir döngüye girmesi gerekiyor demiştik. Bu dersimizde saldırı tiplerinden bahsedecektik. Saldırı tiplerinde ekranda gördüğünüz karikatür aslında birçok şeyi anlatıyor arkadaşlar. Özellikle sosyal mühendislik kavramı burada çoğunlukla bizim karşımıza çıkıyor. Eğer bir siber saldırı olacaksa bu siber saldırının öncesinde mutlaka bir sosyal mühendislik işin içine giriyor. Şimdi bu siber saldırılar nelerdir? Bunlardan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle siber saldırı nedir kavramını, siber saldırı kavramını tanımlamamız gerekiyor. Biliyorsunuz saldırı özellikle suçlular tarafından yapılan masum kişilere karşı amaçsız veya herhangi bir karşı eylem olmayan saldırı eylemlerdir. Şimdi siber saldırı da siber suçlular tarafından verileri çalmak veya dijital sistemleri devre dışı bırakmak için kasıtlı olarak gerçekleştirilen eylemlere diyoruz arkadaşlar. Yani burada kasıt şartı var saldırı olabilmesi için. Siber güvenlik saldırıları yoluyla özellikle bilgisayarlara yasa dışı ve yetkisiz erişim sağlayan amaç budur siber suçlularda sağlamaktır. Gittikçe artan sayıda ve şaşırtıcı yöntemlere sahip siber saldırı türlerine başvuruyorlar siber saldırganlar arkadaşlar. Siber güvenlik tehdidi de denen bu saldırılar genellikle casusluk, maddi kazanç ve kurumsal sabotaj nedeniyle yapılmaktadır. Tabii özellikle son dönemde maddi kazanç en çok hedeflerden birisidir siber saldırıların. Ama son bir haftadır biliyorsunuz ki Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili başlayan bu savaşla ilgili siber saldırılarda siber savaş kavramına geçen bir yapıya dönüştü. Burada da tabii ki kurumsal sabotaj daha çok öne çıkıyor. İşte geçen günkü hani haberlerden yavaş yavaş görmeye başlarsınız. Rus kanalları, işte Rus televizyon kanalları hacklendi ve yayınlarına işte Ukrayna'ya yönelik propaganda videoları yayınlandı diye veya işte banka veya devlet kurumlarına ait siteler çökertildi gibi haberleri görebilirsiniz. Tabii bu devletler arasında olduğu zaman iş siber savaşa dönüşüyor. Tanım siber savaşa dönüşüyor. Siber saldırı kavramı ise daha çok devletsel değil, kurumsal olarak kişisel, şirketsel hedefleri göz önünde bulunduran saldırılardır. Bu saldırının işte yöntemlerine şimdi yavaş yavaş gireceğiz ama özellikle birinci amaç maddi kazançtır arkadaşlar. Birinci amaç maddi kazanç yönündedir. Bunlardan saldırı tiplerini tabii 11 tanesini ben buraya yazdım ve 11 tanesini burada tanımlayacağız ama bu 11'in dışında da yine karma saldırılar da yine işin içinde olabiliyor arkadaşlar. Biz bu saldırıların
ne olduğunu bilirsek diğer saldırıları da yorumlamamız bizim için kolaylaşır. İşte birincisi ransomware ataktır. En çok özellikle son dönemde gördüğümüz atakların başında geliyor arkadaşlar. Malware, kötücül yazılım ya da kötü amaçlı yazılım saldırıları, kullanış araçları var. DDoS ya da DOS kavramı var. Phishing, oltalama kavramı var. SQL injection var. Man in the middle kavramı var. Cryptojacking, son dönemin yine artan saldırı türlerinden birisi. Zero day exploit var. Sıfır gün açığı. Password attack var. Şifre saldırısı. AWS dropping atak denilen telekulak ya da gizli dinleme saldırısı var. Ve supply chain atak var. Bu da tedarik zinciri saldırısı. Tabi bu sıralama önem sırası ya da öncelik sırasına göre değil arkadaşlar. Bu dönem dönem bu saldırıların önemi veya önceliği değişebiliyor. Şöyle söyleyelim. Özellikle ransomware ataklar çok yaygın kullanılan ataklardır. Ama supply chain atak arkadaşlar son 2 yıldır yine artmıştır supply chain atak ve supply chain atak sonucunda ransomware ataklar geliştirilmektedir. Yani aslında her biri tek bir saldırı olarak değil, araç olarak da kullanılabiliyor. Amaç nedir? Fidye. Genel olarak istek, talep, fidye yönündedir. Fidye yazılım saldırıları gerçekleştirmek için kullanılan işte supply chain atak, zero day exploit, malware, DDoS atakları, phishing, oltalama, SQL injection gibi man in the middle aslında bunların yani diğer 10 tane maddenin amacı ransomware ataklarıdır. Fidye yazılım ataklarıdır. Saldırılarıdır. Şimdi biz bunları tabii sıralamasına göre de açıklamaya başlayalım. Şimdi ransomware attacks ya da fidye yazılım nedir? Bunu arkadaşlar şöyle söyleyelim. Bir cihazdaki dosyaları şifrelemek, dosyaları ve bunlara bağlı sistemleri kullanılamaz hale getirmek için tasarlanmış, sürekli gelişen bir zararlı yazılım biçimi. Kötü niyetli aktörler şifre çözme araçları karşılığında fidye talep ederler. Fidye ödenmezse hem elde edilen verileri hem de kimlik doğrulama bilgilerini sızdırmakla tehdit ederler. Peki nasıl gerçekleşiyor bu saldırı arkadaşlar? Şöyle şu resmi büyütecek olursak. Evet, şu resmi biraz büyütecek olursak saldırının nasıl gerçekleştiğiyle ilgili. Öncelikle arkadaşlar kullanıcıların işte file server veya bir dosya yöneticisine, tabii şirketteki dosya sunucusuna erişimini sağlamak amacıyla bir ransomware ataktan önce tabii ne demiştik şurada hatırlarsanız malware veya supply chain atak ile o sunucuya bir zararlı bir dosya indirmesi gerekiyor. Bunun için de bir infected user yani bulaştırılmış kullanıcı buluyorlar. Bunu tabii nasıl yapıyorlar? İşte sosyal medya üzerinden veya şurada biraz önce söylediğimiz gibi phishing, oltalama saldırısıyla o kullanıcıyı avlıyorlar. Onun bilgisayarına bir zararlı indirdikten sonra onun bilgisayarı vasıtasıyla sunuculara erişiyorlar. O sunuculardaki tüm dosyaları, bu dosyalar işte ofis dokümanları, resimler, ne bulurlarsa bunları arkadaşlar şifreliyorlar. Ve şifreleme sonucunda kullanıcıya da şu ekranda gördüğünüz uyarı ekranına benzer ekranlar. İşte burada şifrelendiği dosyaların tümünün şifrelendiği kullanıcıya indiriliyor. İşte burada gördüğünüz gibi mesela $300'lık Bitcoin göndermesini şu adrese, şu Bitcoin hesabına $300'lık bir Bitcoin göndermesini talep ediyor. Tabii bu dediğimiz gibi bir örnek. Buradaki fiyat arkadaşlar şifrelenen dosyaların şifreleme uzunluğuna göre ne kadar fazla dosya olduğuna göre, hedefin kim olduğuna göre
bu değer değişebiliyor. Şimdi şunu tekrar getirelim. Zaten şöyle küçültelim. Evet. Ransomware ataklar nasıl çalışıyor? Bir spam attachment, yani bir postaya, elektronik postaya veya XSS dediğimiz bir siteye zararlı bir yazılım ekleniyor. Ve bu zararlı yazılım hedefe gönderiliyor. Hedef de bu zararlı yazılım açtığı zaman malware çalıştırılıyor. Bu malware çalıştırıldıktan sonra dosyalar şifreleniyor. Şifrelenen dosya sonucunda bilgisayar kilitleniyor arkadaşlar ve hedef bizden bir ödeme talep ediyor. Burada şöyle bir bilgi de verelim arkadaşlar. Hackerlar özellikle personel ya da kişisel bilgisayara yaptıkları saldırılarda sizin işte buraya $300 göndermenizi istediği zaman iletişim de kuruyorlar ayrıca ve iletişim sonucunda siz işte kendinizi ne kadar pazarlığa tabi tutabilirseniz bu $300 olayını daha da düşürebiliyor. Hatta ilk örneklerinden birisi, yanlış hatırlamıyorsam, Malezya'da mıydı, Singapur'da mıydı, bir kullanıcının bilgisayarına bir malware ulaştı. Oradan da böyle bu şekilde bir $300'lık Bitcoin istendi ki o dönem, yanlış hatırlamıyorsam, Bitcoin $8,000 civarındaydı. Yani şu an için Bitcoin değeri daha da yükseldiği için şu anki değeri biraz daha yüksektir. $300 civarında bir talepleri oluyor. Kullanıcı kendisinin bir sıradan bir insan olduğunu, işte asgari ücretle çalıştığını, kazancının da zaten ailesine zor gittiğini, böyle bir ödeme yapamayacağını, bilgisayarının da öğrenci bilgisayarı yani çocuğunun bilgisayarı olduğuna yönelik pazarlıklar yapıyor ve karşı taraf kendisine öncelikle şeyi istiyor arkadaşlar. Şu işte buradan hiç neredeydi o bir yerde seri numara olması lazım. Yani şunun şu Bitcoin numarası da orada burada görün burada yok. Bir şifreleme sonucu bir numara çıkar oluşturuyorlar. Yazılım yani malware yazılımı bir numara oluşturuyor. O numarayı istiyorlar. Çünkü bu özellikle hackerlar toplu saldırılarda kimin bilgisayarının ne hangi şifreyle şifrelediğini bilmezler. Sadece şifreleme sonucunda üretilen bir seri numaraya karşı kendi bilgisayarlarında şifrelinin ne olduğu çözülüyor. Onu istiyor ve karşılığında şifreyi göndererek tüm dosyalarının çözmesini sağlıyor, para talep etmiyor. Burada pazarlık söz konusu. Peki bu pazarlık sonucunda örneklerimiz neler var? 2021'de, şimdi burada 2021 yılında gerçekleşen ataklardan bahsedelim. İşte Colonial Pipeline. Bunu hatırlarsanız arkadaşlar Amerika'daki bir boru hattı. Buraya saldırı düzenlendi ve bu boru hattında arkadaşlar özellikle sistemin belli bir kısmındaki veriler, kritik altyapılar şifrelendi. Çalışamaz hale geldi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına doğalgaz aktarılamadı. Tabii ne oldu? Sonuçta $4.4 milyon değerinde Bitcoin ödemesi yaptılar bu şifrenin çözülebilmesi için. Bakın tutarı tekrar söylüyorum. $4.4 milyon değerinde bir Bitcoin ödemesi. Ne zaman yaptılar? Yanlış hatırlamıyorsam 2021'in ilk 3-5 ayında yani ya Nisan ya Mayıs ayında o dönem. Hani Bitcoin ödemesini düşündüğümüz zaman o dönem ne kadardı? Şu an ne kadar onu bilemiyoruz. Tabii sonradan Amerika kolluk kuvvetleri yanlış bilmiyorsam işte CIA, FBI gibi devreye girerek bu ödemeyi geri aldılar. Çoğunluğunu geri aldılar, kurtardılar. Bir diğeri BrainTag arkadaşlar. Özellikle bu da Colonial Pipeline'dan sonra gerçekleşti. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar zaten gerçekleşme sırasına göre bir ifade. Bu da arkadaşlar DarkSide adlı bir kimyasal şirkete düzenleniyor arkadaşlar. BrainTag ismindeki bir kimyasal şirket. 150 GB değerinde bir veri çalınıyor. $7.5 milyon dolarlık fidye
Bitcoin talep ediyorlar. Tabii Bitcoin talep edilmesinin sebebini biliyorsunuz. Paranın takip edilememesi. Tabii Brentag 4,4 milyon dolar fidye ödüyor. Ödenen miktar da yine Colonial Pipeline ile aynı tutar. Ardından Azera, yani dizüstü bilgisayar şirketi olan Azera ransomware atak yapıldı. Bu da arkadaşlar 50 milyon dolarlık bir fidye talebinde bulunuldu. Fakat ne kadar ödendiğiyle ilgili de bir basına açıklama ya da ortama açıklama yapılmadı. Azure'ın işte finansal tabloları, banka bakiyeleri, banka iletişimlerinin hepsini ele geçirdiler. Bunu kullanarak da 50 milyon dolarlık bir ödeme talep ettiler arkadaşlar. Tabii Azure'ın ne kadar ödediğini de bilmiyoruz. Peki bu ataklar nasıl gerçekleşiyor? Biraz sonra göreceğimiz işte supply chain dediğimiz ya da işte açıklardan yararlanarak gerçekleşiyor arkadaşlar. Azure'a gerçekleşen saldırıda Microsoft'un Exchange sunucusundaki bir açıktan yapıldı. GBS Food yine Amerika'da bir yanlış bilmiyorsam food dediği için gıda sektörü. Quanta, Apple'ın ve diğer teknoloji devlerinin bir numaralı bilgisayar tedarikçisi bu Quanta Computer. Yine saldırıya uğradı ve Razer'da olduğu gibi de 50 milyon dolar talep etti. Fakat Quanta fidyeyi ödemeyi reddetti. Sonrasında Apple'ı tehdit eden Revo tehditleri yanıtsız kaldı ve tehdit geçiştirildi diyor. Yani Quanta saldırısından herhangi bir gelir elde edemediğini söyleniyor. Tabii bu da sunucularında yedeklemenin doğru düzgün yapılıp yapılmadığına göre şirketleri kurtarabiliyor arkadaşlar. NBA'ye yine bir saldırı düzenlendi. 500 GB'lık gizli veri çaldığı iddia edilmiş. Bu mali bilgiler sözleşmeler de dahil olmak üzere gizli belgeler için talepler karşılanmamış arkadaşlar. Houston Rockets herhangi bir fidye ödemesi yapmamış. Aksa bu bir sigorta şirketi biliyorsunuz. Buraya yine saldırı düzenlenmiş. CNI denilen bir şirkete yine saldırı düzenlenmiş. 15 bin cihaz şifrelenmiş burada. CNI'de. 15 bin cihaz şifrelenmiş arkadaşlar. Yine kullanılan CryptoLocker yani şifreleme yazılımıyla şifrelenmiş bilgisayarlar. CD Projekt Red diye bir şirkete yine Polonya merkezli oyun video oyunu şirketine yine bir saldırı gerçekleşmiş. Ve en çok bilinenlerden bakın Colonial Pipeline'ı en çok duyduk, Azure'ı duyduk ve Kaseya. Yine Kaseya'da çok meşhur bir saldırıydı. Özellikle arkadaşlar dünya çapında büyük şirketler için bilişim teknolojileri altyapısı sunan bir şirket Kaseya. Colonial Pipeline gibi bu da ekonomik olarak belirli sıkıntılara yol açtı. Bunların da özellikle devlet destekli veya bağımsız hackerlar tarafından yapıldığı söyleniyor. Tabii yine sonuçta bu 2021'in sonunda da arkadaşlar Ukrayna, Rusya dön taraflarında bu hackerlara yönelik tutuklamalar gerçekleşti. Evet, ransomware atak dediğimiz gibi kullanıcının herhangi bir kullanıcının yani sistemdeki herhangi bir kullanıcıya bir spam mail o kullanıcının dikkatini çektikten sonra onun e-postayı açması sağlanıyor ve malware exploitation yani malware dosyası çalıştırdığı zaman artık sunuculara, kişinin bilgisayarına ve sunuculara bulaşarak tüm sistemleri şifrelemesiyle gerçekleşen bir ataktır. Malware peki nedir? Kötü amaçlı yazılım olarak geçiyor arkadaşlar malware. Dijital dünyanın özellikle en yaygın siber saldırı aracıdır. Virüs, turva atı, solucan gibi zararlı yazılımları tanımlamak için de kullanılıyor. Başta bilgisayarlar olmak üzere farklı teknolojik cihazlara sızabilen malware çeşitleri cihazları ve sistemleri çalışamaz hale getirebiliyor.
çoğalabiliyor, izlenebiliyor ve kötü niyetli kişilere erişim izni vererek uzaktan kontrol imkanı sağlıyor. Tabii burada hani malware dediğimiz sadece bir tür değil, true adı dediğimiz, yine içeriden keşfetme, virüs dediğimiz, virüs aslında antivirüs yazılımlarıyla çok rahat yakalandığı için çok tercih edilmiyor. En çok kullanılan true adı ve solucandır. Biraz önce söylediğimiz gibi, ransomware ataklarında şurada söylediğimiz gibi, kişinin bilgisayarına ulaştıktan sonra sunuculara da kendisini dağıtması, solucan kavramı buradan geliyor, bölünerek çoğalmasından geliyor arkadaşlar. Bu yazılımlarla sunucular veya sistemler ele geçirilmeye çalışılıyor. Tabii malware ataklarının en çok yapılan bu spam e-posta kavramı da sosyal mühendislik kavramıdır. Yine dönüyoruz ilk resme. Özellikle işte şirketin bilişim güvenliği müdürü Uludağ'da kayak keyfi diye sosyal medyada fotoğraf paylaştığı kavramı hackerlar tarafından sizin veya işte sistem yöneticilerinin veya şirketteki herhangi birisinin tatil planlı arama sonuçlarına göre kullanıcıya gönderilen e-postalardır. Örneğin işte Nisan-Mayıs aylarında yoğun olarak yazlık işte otel reklamlarına yönelik e-postalar atmış. Amaç nedir? Kişiler yaz tatili için planlama yapar. Örneğin işte Kuşadası'nda 5 gece 6 gün %50 indirimli otel diye bir e-posta geldiği zaman kullanıcı ya Kuşadası evet güzel %50 indirim fena değil bir bakayım diyerek tıkladığı zaman kişinin bilgisayarına bir malware ulaşabiliyor. Evet arkadaşlar, ilk dersimiz bu kadar. İkinci dersimizde DDoS ve DoS ataklarıyla devam edeceğiz. İkinci dersimizde görüşmek üzere.